Salim niye taşı kullanmadın? Pide yapanlar, pizza yapanlar kullandılar lahmacun. Çok da güzel sonuç aldılar. Onun olayı o zaten. Hiç aklıma gelmedi zaten. Ama söylemiş Gürbüz sana. Evet, o an... Bu adamı dinleyin. Onu en üst rafa koyup, tabii, 250 derecede yüksek ısıda ısıtıp... Mis gibi oluyor. Altını da gevretirdi. Lahmacun gibi olurdu altı böyle gevrek bir şekilde. Bu biraz daha bisküviye dönmüş altı böyle. Biraz daha... Kıpkırmızı olmuş. Focaccio gibi hamur. Evet, ben de bir şeye benzettim. Yani benzetemedim. Savunamıyor ki zaten. Yaptığı şeyi savunamıyor. Siz buraya puran kırmaya gelmişsiniz diyor. Arkadaşım tabii ben buraya birinci olmaya geldim. Ve her şeyine de bakmak zorundayım. Hepimizin amacı bu. Ben çocukluğumdan beri izlediğim şahıs aynı masadayım. Bu benim için bir şeref zaten. Bu ayrı bir konu. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve her şeyine bakmak da tabii zorundayım. Tabii şimdi yarışmacısınız. Sizler de aynı hataları yaptınız. Herkes evet. de bir şey olacak ama ben benim hep savunduğum şey şu. Olmayanları elbette söyleyeceğiz ama olan şeyleri de söylemek lazım. İşte puanlamada da sıkıntı o zaten. Gene aynı şeyi yapıyorsunuz. Olmayan şeylerden elbette kıracaksınız. Ben de kırıyorum. Ama çok fazla kırıyorsunuz. Çok fazla buduyorsunuz puanları kırmak değil. Kökünden kesip atıyorsunuz. Bütün emek çöpe gidiyor o zaman. Yazık oluyor. Yani hiçbir şeyi beğenmiyorum ve o gerçek günde oluyor. Eğer o bana böyle bir şey yaparsa bak Berman'a ben ne yapıyorum. Yani Berman'a bak ben nasıl ne yapıyorum o zaman. Öyle bir şey yaparsa onun almaması için elimden gelir mi? En fazlasını yapacağım. Vermeli. Sevmesem de vereceğim. Çünkü gördüğünüz ve göreceğiniz gibi herkes bir takım hatalar yaptı. Yapacaktır. Yarışmanın fıtratında var bu. Heyecandır, kameradır. Her gün döktürdüğünüz yemekleri burada yapamayabilirsin. Yani sen bir aşçısın. Ben o pirinç toplarını sana yakıştıramadım. Haklısınız. Olmadı. Olmadı maalesef. Söyledik. Olmadı. Eyvallah ben de puan verirken kırdım. Ama 4 müydü 5 miydi asla değildi. Hep bir planınız, bir yolunuz olmalı yani. 50.000 TL sonuçta az buz bir para değil. 2,5 saatte yani 5 çeşit yemek. Son gün yarışması olduğu için herkes 6'yı veriyor. Bugün de 6'yı veriyor. Sen kaç veriyorsun acaba? Yani ben, siz kaç veriyorsun? Ne senin verince adalet de ben verince mi adaletsizlik? Adaletsiz demedik ki. Ne diyorsun? Herkese 6 veriyor. Herkese. Evet, öyle son gün yarışması oldu. Ya Allah aşkına havadan puanları toplamışsın. Lütfen otur ya. Havadan mı? Bana bulaşma arkadaşım. Arkadaşım ben silah mı dayadım? Havadan yani söyledi. Vermese verdi. Berman Hanım ben ne yaptım yani? Kalktı, İnsanlara baskın yani. İnsanlara baskın yani yaptım. Evet, ne yaptın? Sen onu verenlere söyle. Yani. Ben zaten size söylemiyorum yani. Ha, okay. Aldığınız puanları şey yapmayın. Kişisel havadan anlamda. Havadan almışsınız diyorsunuz ya. Havadan çünkü söylemedi mi dün? Burada söylemedi mi? Ben dedi çorbayı unuttum dedi. Yani çorbayı silmek isteyince aklımda onu tamamen unuttum dedi. Unutturabilecek kadar demek ki. Lezzetli değildi maalesef. Farklı şeyler vardı. Tekrar kıl olayını konuşmayalım. Unutturabilecek kadar güçlüyüm ve savunmamı yapabiliyorum demek ki. Siz kaç veriyorsunuz? 5 veriyorsunuz. En azından ben diyorum ki gelmeden önce tek tek çorba eşittir, bir ara sıcak eşittir, bir işte ana yemek eşittir, iki salata eşittir, bir diye bir puanlama sistemi oturttum. Evet. Hangisini beğendim, hangisini beğenmediysem çıkarıyorum, ediyorum. Ben 3'ten yukarı çıkmıyorum, 10'dan aşağı iniyorum. Sizin yapmadığınız şekilde. Yani keşke siz de o konuda adaletli olsaydınız. Adaletli olduğunuza inanıyor musunuz? Ben gayet fazlasıyla. Siz inanıyor musunuz? Yani. Kendi günüme ne diye oynayacağım? Ben burada beğendiğim şeyin... Kendi günüme ne diye oynayacağım? Ay ama bak bir şey söyleyeyim mi? Sesini yükselterek... Sen niye? Sen zaten normal şeyin bu. Biraz sakin olabilir miyiz? Sakin konuşabilir miyiz? Senin normal sesin hep yüksek. Bir şey söyleyebilir miyim? Sesini yükseltsem haklı sakin konuşabilir miyiz biraz? Haklı olmaya da çalışmıyorum ya da haksız olmaya da çalışmıyorum. Ben sana kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Ben şu an çok sakin konuşuyorum ve dinlerseniz anlatacağım. Ben burada beğendiğim şeylere puan verdim. İzleyince göreceksiniz. Ben bu sodayı beğendim deyip de 4 vermedim. Zaten bunu söylüyorum. Ben beğendiysem puan verdim. Tamam işte okay. Bunu söylüyorum. Ben bu sodayı beğenmedim de diyebiliyoruz. Tamam abi. Evet, okay. Salim. Tülay Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Bugün buyurun. Eğer gerçekten adalete davranmazsanız. Ben her zaman adalete davranmazsanız. Benim adaletimi sorgulayabilirsiniz. Birinci olabilirsiniz olamamanız için elimden gelen her şeyi yapacağım çünkü yarın son gün. Allah Allah. Umurumda değil. Tehdit de edin. Beni umurumda değil. Siz de tehdit ettiniz. Bugünün yarını da var diye şarkı söyleyen sildiniz. Ne oldu? Salim Bey bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu tehditlere boyunacak insan değilim. Görürüz. Hiç sıkıntı yok. Programın da bir burada lügatı var. Bir fıtratı var. Anladınız mı? Ağzınızdan çıkan kelimeler de ağzınızdan çıkan kelimeler de kaydoluyor yani. Onu da söyleyeyim. Tamam ben zaten. Hayır onu da söyleyeyim. Güzel bir şey oldu orada. Yok yok aynı yemekle alakalı değil. Tülay Hanım'a. Hanımefendi 4 verdi diye Tülay Hanım'ın 5'i es geçildi. Ama bence o da yersiz ben, bir puan. Ama dedim demin 4 ile 5 de yani değildi senin aklın dedim. Yani tamamen hanımefendiye odaklandık. Yok, ama 5 de yersiz bir daha puan. Daha demin dedim 4 ile 5 de neyse, asla değildi dedim. Neyse fark etmez ben malzeme yaptım arkadaşlar. Malzeme olarak mutfakta malzemesiz kalmazsınız merak bayağı etmeyin. Bütün herkese rahat olun. Bütün hafta zaten öyle bir geldiniz ki başka bir şeye odaklanamadık. Yani ben gerçekten ne Salim Bey'den ne Tülay Hanım'dan değil. Hanımefendinin tepkileri yarın ne olacak? Puanlama sistemini neye neden göre yapacak? Neden bana? Bu kadar mı korkuyorsunuz ben benden? Ben sizden niye korkayım? Siz korkulabilecek olan biz. Ben sizin yaptığınız davranışlardan korkuyorum. Ay, neden ne davranışı? Sizin kadar tehlikeli davranış hareket etmiyorum. Mesela ne tehlike?
beğendiğimi, yani beğendim, beğenmediğimi, beğendiğimi bir kere ayarlayarak konuşuyor musunuz? Yani kulaklarımda tizleme sesiniz o kadar geliyor siz ki. Siz biraz daha sesinizi yükseltirseniz yok, ben aynı yükseltmeme gerek yok. Yok, şu an herkes zaten anlıyor. Diye bir şey. Senin zaten ben bir kendi takıldım normal sen, ses tonun bu ya. Bak bunu birazdan tartışalım, ben bir şey takıldım. Az önce Salim Bey beni tehdit bari bir şeyler konuştu da ben o cümleyi tekrar almak istiyorum. Eğer varsa. Şöyle dedi. Evet. Bugünün yarını da var dedi. Hayır, daha farklı bir şey söyledi. Bugün ne dedin Salim? Bakın Salim Bey, bana kimse tehdit bari bir şey yaptıramaz. Bu benim kişiliğimden de bakışlarımdan da bellidir. Ben korkacak bir insana mı benziyorum? Bu bir. Hak ederseniz eğer ki lezzetli bir şey yaparsanız ben ona göre puan veririm. Siz adalete davranmayın. Bakın ben bakın, size yarın ne yapıyorum. Düne kadar siz bugün adalete davranamayacak Tülay Hanım diyordunuz. Ne oldu? Ne tamam işte ben de diyorum ki daha adaletinizi tamam, göreceğiz birazdan. Siz söylüyordunuz. Tamam. Ne eğer, oldu yani? Ben söyledim sizin söylediğiniz bu gibi. Ben sizin söylediğiniz gibi dediniz ya bugünün yarını da var. O zaman bugünün yarını da var Tülay Hanım. Sizden korkan sizin gibi olsun. Göreceğiz. Teşekkür buyurun yemeğinizi yiyin. Zaten ondan değil yarın için benden korkun arkadaşlar. Hadi bakalım. Arap tava ne pilavıydı? Hiçbir şeyden korkmam ya. Sebzeli pilav. Başlayabilir miyiz? Tabii. Garnitürler hazır değildir umarım. Hazır. Garnitür hazır mı? Bence değil. Umarım hazır değildir. Evet. Zaten hazır değil. Dondurulmuş hele aldım kendim pişirdim. Hazır olmuyor mu o zaman? Nerede var bezelye? Bana bir söyler misiniz? Bezelyeyi de havuçla nerede kere, var? Havuçla kerevizi haşlayamaz mıydınız? Tamam. Ne alaka? Ben kereviz içine koymayı tercih etmedim. Bezelye koymayı tercih ettim. Tamam, dünden dolayı korktunuz mu? Dünden bende yaşananlardan dolayı korkmuş ben hazır almadım. Havuçla patatesi kendim yaptım. Ha kendin haşladın onları. Kendim tamam haşladım. Biz zannettik ki onları hayır, da hazır kendim tamam, haşladım. Okay. Tamam bezelye anlaşılabilir. Mevsim bezelyeyi sadece mevsimi olmadığı ha, iyi, için dondurmuş yani aldım. Havuçla patatesi kendin haşladın. Evet güzel. Tamam, onu güzel. Da konserve almadım. Sema Hanım yaptığı ben gibi sadece konserve açmadım. Bende yapılanlardan dolayı korktunuz zannediyorum. Kendine, konserve alacaktınız. Kendine, vazgeçtiniz diye düşünüyorum. Ben mi? Evet. Yanılıyorsunuz. Kendine bir suç ortağı arıyor da. Evet. Bulamıyor çok. O da şey yapma. Çok suç ortağı mı? Neden ortak olayım ki? Hani sen de yapmışsın demeye çalışıyorsun da yok, olmuyor. Yok herhangi şöyle bir ortaklık söz konusu değil. Salatan neydi Salim? Kış salatası Hale Hanım. Kış salatası. Görelim bakalım. Çok tuzlu. İçinde patates neden yok? Biberler var. Yeşil neyse, biber. Patates yok galiba ben göremiyorum. Tamam, ben de göremedim. Pilavın içine koyduğu için Arap koymak istememiş. Arap tavada patates yok ama. Salim var mi? Koydum. Arap ha koydun var mu? Var koydum. Ha buldum tamam şuradan çıktı. Şunlar herhalde. Arap tava benim bildiğim patates böyle altına yuvarlak konulur diye ben biliyorum ama. Küp küp de doğranır da. Ha, küp küp ya da işte yuvarlak. Tövbe Hanım internetten araştırıp neden geldiniz? Nereden Allah aşkına ya. Ben? Kendi yemeğinizi araştırıp geldiniz nereden mi? Nereden sorayım? Kime sorayım ben bunu? Kendi araştırdınız mı kendi yemeğinizi yaparken? Ben her zaman araştırdım. Yani bu hiç doğru bir şey değil bence. Yani o zaman çok biliyormuş gibi konuşmayacaksınız. İnternetten araştırdım geldim çok böyle görünüyor dediniz. Maşallah. İnternette her şey doğru mu sizce? Evet. Dünkü yaptığımız değil. Nasıl sizce? İnternet her şey yani doğru. Her şey doğru mu? Vardır. Bakın şimdi internette 10 tane tarif çıkar karşınıza onun da farklıdır. Bunu küp küp de doğrayabilirsiniz. Örnek veriyorum altına yuvarlak evet. Koyabilirsiniz. Evet. Ama pilavınızın havucunu ve patatesini haşlamanız benim hoşuma gitti açıkçası. Teşekkür ederim. Bu yaptığınız Arap tavada tuz çok fazla ama pilavınızı da birlikte ilk yediğim zaman dengeliyor. Ama tuzu çok fazla pilavınızı da beğendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Limonun çekirdeklerini dedim keşke ayıklayıp da ya da... Son anda ben Bermel Hanım kendim yaptığım için onun içine düştü onu alamadım kusura bakmayın.